bu santralimizde şu anda 103 kişi istihdam etmiş durumdayız. Yatırım olarak da özellikle yakın dönemde santralın verimini arttırıcı bazı yatırımlar yapmayı ve ileride de bu santralı enerji depolama sistemleri entegre ederek tam bir entegrasyonu sağlamayı planlıyoruz. Özellikle pil konusundaki entegrasyonla ilgili yasal mevzuatların tamamlanmasını ve uygun yatırım ortamının oluşmasını bekliyoruz. Santralımız 2017 yılında yaklaşık 8000 saatin üzerinde çalışarak 5.1 terawatt saatlik bir enerji üretti. Bu enerji Türkiye'de tüketilen enerjinin yaklaşık olarak %2'sine, Ankara'da tüketilen enerjinin de %50'sine denk geliyor. Santralımızın esnek çalışma kabiliyeti sayesinde kazandığı bu yüksek çalışma oranı ve ürettiği enerji, aynı zamanda doğal gaz tüketiminde de yaklaşık 960 milyon metreküplük bir ihtiyaca denk geldi. Bununla beraber santralımız 2017 yılında 1.6 milyar TL'nin üzerinde bir ciro gerçekleştirerek ticari faaliyetlerini sürdürdü. Santralımız 840 megawatt üzerine kuruluyken 2+1 düzenle, yani iki tane gaz türbünü, bir tane buhar türbünü olacak şekilde bir konfigürasyona sahip, hava soğutmalı bir doğalgaz kombine çevrim santralı. Santralımız devreye girdiği zaman da özellikle Türkiye'deki şartlara bakıldığı zaman mevcut en esnek yapıya sahip santral. 9FB.03 dediğimiz GE konfigürasyonunda yapılmış bir santral. Bunun özelliği H-type dediğimiz yeni nesil santrallara geçmeden önceki en son versiyon santral olması. Bu bize neyi kazandırıyor? Santralın geceleri durmadan da çalışabilmesi ve bu sayede de işte geçen sene olduğu gibi 8000 saate yakın bir çalışma olanağı sağladık. Ayrıca malzemelerini temin ettiğimiz ve yapımında da yer alan GE ile yaptığımız bir anlaşma sayesinde Türkiye'nin ilk dijital santrali olma özelliğine de sahip. Dijitalleşme sayesinde biz aynen bir ikizini yaratarak, dijital ikizini yaratarak santralın bütün çalışmalarının bir benzerini dijital ortamda gerçekleştiriyoruz. Bu bize ne sağlıyor? Öncelikli olarak malzemelerden tutun parçalara kadar bütün hepsinin ne verimlilikte çalıştığını, normalde olması gerekene göre nasıl bir fark olduğunu ve sonrasında da belki de önden bir tahmin yapılarak veya önden bir öngörü yapılarak tedavinin doğru yapılmasını sağlıyor. Siz belli kilometrelerde arabanızı bakıma götürmek zorundasınız ama belki de bazı parçalar ihtiyaç olmadan değişiyor. Santralda da bunu engellemek adına yapılan bu ikiz sayesinde belki bazı parçaların zamandan önce değişmesi veya tam tersi bakım sürelerinin uzatılarak hem verimliliğin sağlanması hem de zamanlamaya ve ticaret faaliyetlerine uygun davranılmasını sağlamış oluyoruz. Kısacası dijitalleşme bize hem verim artışı, hem maliyet avantajı, hem de daha iyi planlama yapma imkanı sağlıyor. Maliyete bakıldığı zaman %10'lar seviyesinde bir maliyet düşüşü bakım döneminde sağlayabileceğini söyleyebiliriz. Çünkü bu rakam bazı yerlerde %25'lere, bazı yerlerde %2'lere değişiklik gösterdiği için ortalamada %10'luk bir avantajı net olarak sağladığımızı söyleyebiliriz. Peki tükettiği doğalgazda? Tabii bu verimliliği arttırdıkça, parçaların doğru zamanda doğru şekilde bakımları yapıp veya değiştirmeleri yapıldığı zaman, verim arttığı zaman daha az doğalgaz tüketmesi anlamına da geliyor. Dijital santralın bize sağladığı en büyük avantaj, maliyetler kadar aynı zamanda santralın sürekli çalışma imkanını da sağlıyor olması. Diğer santrallarda riske girilemeyip belli noktalarda belli faaliyetler durdurulduğu halde biz en azından santralın hangi kapasitelerde çalıştığını öngörüp ona göre faaliyetlerimizi sürdürebiliyoruz.